Herkese selamlar dostlar. Squad Busters'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz ve bugün Squad Busters'da 35. seviyeye yani Royal World kraliyet dünyasına geçeceğiz. Yeni kraliyet dünyasındaki bu karakterlerden birilerini açmaya çalışacağız. Hatta burada Mortis var. Eğer açabilirsek bunu açacağız. Birçok ödül toplayacağız. Yine şurada bir binamız var arkadaşlar. Bu binayı yapacağız. Yani bugün oyunun hemen hemen her şeyini tamamlayacağız. Squad Busters videolarının devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu oyunu çok fazla çekmemin sebebi zaten 7 günlük sınırlı süre bir beta testinde bu. Yani test bittikten sonra zaten bütün ilerleme, bütün oynayış silinecek. Silinmeden önce gösterebildiğim kadar her şeyini göstermek istiyorum. Yani Brawl Stars videoları aynı şekilde sonra devam edecek. Brawl Stars'ta şu anda birkaç tane haber var. Onlardan da bahsedeyim arkadaşlar. Kupa sezonu 2 haftadan 4 haftaya uzatıldı ve bazı değişiklikler yapıldı. Bir de Fang'le ilgili bir Supercell Make kampanyası başlatıldı arkadaşlar. Bunu Twitter üzerinden siz de haber olarak görebilirsiniz ama sonraki videolarda yine bahsederim muhtemelen. Öncelikle şuradaki kasamızı bir açalım. Bakın burada bir şeyler geldi. Şimdi şurada arkadaşlar 39 tane çekicim var ve 40 çekiçte bir tane coin yani altın bankası yapabiliyorum. Şöyle bir iksir bankası vardı biliyorsunuz. Onu ben yaptım. İksirleri savaşta iksirleri topluyorsunuz. Sonra savaşçılarınızı yükseltebiliyorsunuz. Hemen şuradan dükkana girelim. Bakın dükkanda da yine gördüğünüz gibi bedava bir şeyler var. Onu da aldık. Şurada altın işaretine tıkladığımız zaman yine ekstra altın falan da veriyor. Şimdi şuradaki ödüllerimizi bir toplayarak başlayalım arkadaşlar. Evet, Shelly'yi alıyoruz ve Shelly ile başladık. Özel kabiliyeti neymiş? 5 tane düşmanı bir ulti atabiliyoruz. Hani bunun ultisi var ya, o ultiyi attığımız zaman arkadaşlar 5 tane birden düşmana bir atış yapmış oluyoruz ki bu da gerçekten çok çok güzel. Shelly'nin ultisi iyidir. Özellikle yakından güzel. Unlock Orbs yani karakter açmak için gereken kürelerden çıktı. 10.000 altın verdi. Bunları muhtemelen Mortis için kullanabiliriz arkadaşlar. Burada bir şeye ver diyor. Barbar Kral'a verelim ya. Barbar Kral iyidir. Barbar Kral çünkü bütün yakın dövüşçülerin hepsine şey yapıyor. Canını artırıyor. Şunu da Barbar'a mı versem? Yok, Barbar'a vermeyeyim. Neye vereyim bunu da? El Primo'ya verebilirim ya. Çünkü ağırlıklı ben yakın dövüşçülerle oynuyorum. Dediğim gibi bu ilerleme tamamen silinecek arkadaşlar ama en azından silinene kadar elimizden gelen ilerlemeyi gösterelim. Son dünya bu zaten. Son dünyaya da bu şekilde ulaşmış olacağız. Hadi bunu da Barbar'a vereyim ya. Çok da önemli değil. Şunu da alıyorum. Bayağı bir ödül falan biriktirdim sizin için. Şunu da alıyorum. 40 tane daha. Bunu yine Barbar Kral'a verelim. Devam edelim. Bu neymiş? 20-30 bin altın verdi. Bununla bayağı bir yalnız %100 elmas verdi arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bir tane çekiç toplamak. Bir de arkadaşlar 1-2 tane belki maç kazanmak ve en son kraliyet dünyasına geçiş sağlamak. Bu arada bir dakika, şuradan biraz karakter yükseltebiliyor muyuz? Şunu en azından yükselteyim. Bak burada yıldız şeyi var. Evet, %10 daha fazla canı oluyormuş bütün yanımızdaki yakın dövüşçülerin. Bunu alalım arkadaşlar. Bence bu güzel. Oo, yalnız 90-100 bin altın mı olmuş? Bunu da alalım. Tamam, çok güzel. Barbar'ı yükseltebiliyorsam şunu da yükselteyim. Efsane. Maçımıza geçtik ve Barbar'la başladım arkadaşlar. Barbar iyi oluyor. Özellikle elit Barbar'a dönüşüyor. Ondan sonra bayağı hızlı vuruyor. Bir de bende 5 seviye. Yüksek seviye olan kartlar tabii daha iyi yani. Yüksek seviye karakterler, kartlar demeyeyim. Daha iyi oluyor. Yani diğer oyunlarla aynı aslında arkadaşlar. Clash Royale'dir işte. Brawl Stars'dır. Oradaki mantığa benziyor. Bir tane daha var. Alalım. Şurayı hızlıca almaya çalışıyorum. Tamam, güzel. Şunu alırız. Tamam, bunu aldık. Şurayı alabilir miyim? Tavuğu al. Tavuğu al. Tamam, tavuğu da aldım. Şunu da al. Alırsın. Alırsın be. Alırsın. Dur. Hayır. Ya işte böyle kaçıyorlar arkadaşlar. Bu sıkıntı oluyor biraz. Bir tane boğa alalım bu arada. Boğa şey yapıyor çünkü. Canavarları hızlı öldürmek için bayağı iş yapıyor. Şöyle devam edelim. Tamam, güzel. Şuradan bir şey daha alabiliyorum. Ne alayım? Bir tane daha, hadi boğa alalım. Çok güzel. Güzel yakalandı bu arada bu. Bu ikisi savaşıyordu. Ben de aradan girdim. Ama benim yeterince koşma şeyim yok. Tamam, güzel. Keşke orada dursanız da biz de biraz sizden alsak, bir şeyler nasiplensek diyeceğim ama. Şöyle gelin gelin. Gel. Heh, ne oldu? Patladın mı? Tamam, güzel arkadaşlar. Orada birini aldım. Bir tane daha şey aldım. Şunu da alırız. Şunu da alır mıyız? Vur ona. Vur. Shelly'ye vursana. Tamam, çok güzel.
Süper. Bir tane daha bedava. Tavuk alalım. Tavuk iyidir. Tavuk koşmamız için çok işe yarıyor arkadaşlar ya. Tavuk gerçekten çok önemli bir karakter. Yani tavuk deyip geçmeyin. Bir tane de domuz binici alalım. Bu da gene koşarken çalıların içerisinde hızlandırıyor bizi çünkü. Tamam, şunu da aldım. Şuradan bir tane daha alabiliyorum. Ne alabiliyorum? Barbar alalım. Şurayı alalım. Hemen o dönerken hemen geriye doğru gidiyoruz. Şöyle devam edelim. Bu arada bu oyunun bundan sonraki betası ne zaman olur, içinde ne gibi güncellemeler olur falan, bunları bilmiyoruz arkadaşlar. Ama genel olarak oyun gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim yani. Bilmiyorum siz de beğendiniz mi ama benim çok hoşuma gitti. Tamam, burada bir tanesini aldım. Çok harcamayacağım şeyi ya. Çok fazla harcamayacağım. Şunu alabilirim. Dur, arkası dönükken hazır. Şöyle kaçalım. O zıplayınca bütün herkese vuruyor. Bak, oraya top koymuştum. O top bayağı iş yaptı. Bunu aldım. Oh, bayağı bayağı aldım yalnız. Sağlam altın aldık. Şuradan bir şey daha alacağım. Colt bayağı hasar veriyor. Hasarı çok yüksek. Şunu alamıyorum ya. Şeyi alamıyorum arkadaşlar. Ayısı çok var. Nitas çok var. O yüzden çok kafa kafaya giremiyorum onunla. Girmek istemiyorum daha doğrusu. Gerek de yok. Evet, orada şey açıldı. Bir tane daha bir şey alalım. Ne alalım? Ah, işte bu çok güzel oldu bak. Barbar Kral çok güzel oldu. Şunu aldım. Ben bunu da aldım. İşte bu çok kötü. Bak, biz savaşırken gelmesi çok kötü oldu. Biz savaşırken gelmedi gerçi ama gelseydi çok kötü olurdu yani, öyle söyleyeyim. Ben bunu da aldım. Bunu alırım ki. Kaçamazsın da. Tamam, onu aldım. Çok iyi. Onu da alabilir miyim? Şu an ne durumda ben göremiyorum mesela arkadaşlar. Evet, şu an galiba ben kötü durumdayım. Bu biraz şeyde karışıyor işte. Hani nerede ne olacağını tam kestiremeyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir yerden sonra biraz karışıyor ama neyse, en azından 3. olduk. Zaten gerçi 3 kişi kaldı galiba. Önemli olan zaten ilk 3'e girmek. Şimdi bakalım. Bu arada 120 tane canavar avladığımız zaman bir görev bitecek. Ben 100 tanesini avlamışım. 3 kişi kaldı ve 3. olduk. 3. olmak güzel bir skor bu arada. Tamam, şimdi bunu aldık. Şu anda acaba bir üst seviyeye geçebildik mi? Bir üst seviyeye muhtemelen geçtik. Evet arkadaşlar, şu anda yeni Royal World, kraliyet dünyasına geçtik. Bakalım kraliyet dünyasında işte yeni karakterlerde bunlar gerçekten çok çok güzel. Mortis falan var. Ben şimdi Mortis almak istiyorum. Bu arada yeni modlar da geldi yine. Şurada gördüğünüz gibi yeni büyüler geldi. Bayağı yeni bir şeyler geldi. Ve buraya da böyle bir şey geldi arkadaşlar. Şurada bina yapmak için bir tane çekiç lazım. O çekiç şu anda gelmedi ama ben şimdi şuradan şeyi açabiliyor muyum? Evet, şimdi bir sonrakinde mesela Trader isimli karakteri açabiliyoruz ama ben şuradan Mortis'i açabilir miyim mesela? Evet, Mortis'i açıyorum arkadaşlar. Mortis'i açayım mı? Bence Mortis'i açalım ya. Aynen, Mortis'i açtım arkadaşlar. Herhalde en iyi karakter Mortis olabilir burada, bilmiyorum ama 4 tane canavarı, ekibin içindeki 4 tane canavarı canlandırabilir diyor. Bu ne demek acaba, çok anlamadım. Yani canavar olarak ne var ki ekibin içerisinde? Hani mesela cadının iskeletlerinden falan mı bahsediyor sadece? Eğer öyleyse çünkü çok yeterli olmaz. Neyse, bunu açtık arkadaşlar en azından. Artık orada Mortis'imiz de var. Mortis gelirse Mortis'i bir denemek istiyorum. Bakalım Mortis'imiz nasılmış? Bu arada şunu yükselteceğim ben. Şunu alalım arkadaşlar. %20 iyileştiriyor. Bayağı güzel oldu. Buna şöyle yapayım. Hatta bunu da yükselteyim. Şunun da yıldız bonusunu falan alayım arkadaşlar, alabildiğim kadar. Çünkü Nita da gerçekten çok iş yapıyor. Ve bir tane daha maça girelim. Mortis'i bir deneyelim en azından. Nasıl bir karakter, bir görelim. Destansı kartların çok fazla olduğu bir yer arkadaşlar. Ve Shelly ile başlattı bize. Tamam, Shelly ile başlayalım. Shelly 2 seviye. Aslında Shelly çok istemiyorum ama bak, Shelly'nin yakından vuruş sesleri falan gerçekten güzel. Şunları da alalım. Evet, Mortis'i aldım. İşte bu. Mortis arkadaşlar gerçekten. Bakalım neler yapacak, ben de bilmiyorum ama. Bu arada harita da çok güzel, yeni harita. Bayağı güzel olmuş. Şöyle ilerleyelim. Bir dakika, bir şey aldım. Çekiç mi aldım? Bir şey aldım oradan. Bir tane cadı alayım hadi. Destansı alayım bol bol. Bu Mortis neyi canlandırıyor? Cadının iskeletlerini falan canlandırıyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Yani bakalım şimdi göreceğiz. Bu arada şeyde, görev de bitmek üzere. Görev bitince ne olacak ona da bakarız şimdi. Tamam. Buradan bir şey daha alalım. Bir cadı daha alalım.
Mortis'i çıkarsa daha da Mortis alacağım bu arada. Full Mortis alabiliriz. Mortis'i fusionlayıp büyütürsek nasıl olur acaba? Bu arada Mortis'in özelliklerine bakalım. Evet, şey bitti. Bir tane şey bitti. Bu maçtan sonra Mortis'in özelliklerine bir bakalım birlikte arkadaşlar. Bu arada bombacı var orada. Güzel. Hadi be, yanlış yaptım ya. Neyse. Şuradan bir cadı daha, tamam. Cadı fusion oldu. Çok güzel. Cadı fusion oldu arkadaşlar. Biz buradaki iskeletleri takip edelim bence. Bak, buradaki iskeletleri takip edelim. Baksana. Bayağı avantaj değil mi bu? Bence bayağı avantaj. Baksana abi. Efsane. Çok güzel. Tamam, neyse, biz çok abartmayalım. Şöyle gidelim. Adamda şey mi vardı? Dynamite var galiba. Dynamite bayağı şeyin counter'ı. Cadının iskeletlerinin counter'ı arkadaşlar. Mortis, sen ne yaparsın bu arada? Ben anlamadım senin ne yaptığını ama. Neyse. Mortis güzel kovalıyor herhalde. Evet, orada bir şeyler çıktı bu arada. Ben kovalıyorum ama biraz haritayı da anlamaya çalışıyorum şu an. Bunu da aldım. Bak, orada şey var. Ha, onları o açıyor galiba arkadaşlar. Aynen. Tamam, onu da aldık. Şunu da alalım. Bir tek bu kaldı. Onu da aldık. Tamam. Bitirdik. Güzel. Bir tane daha Mortis aldım. Baksana. Cadı çok bu arada güçlü bence. Oyunun en güçlü kartlarından biri olabilir. Yani bu kadar iskelet, baksanıza. Bir tane daha cadı alayım. Full cadı al zaten. Olay bitiyor yani, iskeletleriyle. Olayı bitiriyor. Full cadı iyidir. Böyle buraları alalım. Al 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 al. Oo, bayağı iyi, bayağı iyi, tamam. Çok güzel, oradan geriye doğru da güzel kaçtık. Şöyle. Hayır. Son şeye geldik. Oo, bu şey değil miydi? Neydi o? Mega Şövalye diyesim geldi. Mega Şövalye miydi onun adı? Bayağıdır şey yapmadım çünkü. Clash Royale oynamadığım için. Bir tane daha Mortis. Ve işte bu. I am the creature of the night da dedi. Gördünüz mü, duydunuz mu bilmiyorum. Ve büyüdü arkadaşlar Mortis. Büyüyünce ne oluyor bilmiyorum. Şimdi oyundan çıkınca bakarız. Ya, cadının iskelet sayısı biraz azaltılmalı diye düşünüyorum. Çok fazla. Böyle kovalayalım bakalım ya, ne olacak. Evet, şöyle. Oo, yalnız. Böyle ile alabilirsek güzel olur da alamadık. Tamam. İyi, iyi durumda mıyız acaba? Bu arada buralara bir şey mi yapıyoruz anlamadım ben. Acaba şuraya falan... Ah, yanlış tıkladım. Neyse, bitti zaten de. Haritanın içerisinde bazı yerlerde karşımızdaki rakip bir şeyler canlandırdı gibi. Acaba hani Mortis'in özelliği o mudur diyeceğim ama Mortis ne yaptı ultisiyle anlamadım. Dur bir dakika, bir okuyalım arkadaşlar şeyde. Ha, bir tane bu arada şey bulduk. Çekiç bulduk. Bakın, şuradan çekiçle şu diğer binayı da yapacağım. Bakın, zaten işe yarayan iki tane var. Birisi şu Coin Bank, bir tanesi de İksir Bankası. Bu da Altın Bankası'ymış arkadaşlar. Oyunun içerisinde bulduğumuz şeylerde buradan da altınlar kazanıyoruz. Çok güzel. Buradan da iksirler veriyor bize. Bunun dışında zaten artık diğerleri şunlar. Bunlar da galiba sadece şekil arkadaşlar. Bunların başka bir özelliği sanıyorum yok. Ve 2000 ayı da yapmış olduk. Şimdi questlere bir bakalım. Şurada 120 tane canavar öldür görevini tamamladık. Şimdi burada Mortis'e bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Mortis'te 4 tane ölen canavarı, ekibinin içerisindeki 4 tane ölen canavarı canlandırır diyor. Böyle yapalım. Daha fazla canavar canlandırır diyor. Bir dakika, bir denemeye girsek acaba sadece Mortis'te nasıl oluyor? Bir bakalım arkadaşlar. Bu ne yapıyor, ben çok anlamadım çünkü. Şu an mesela bir tane canavarı öldürelim. Aa, bir dakika. Öldürüyor, sonra senin yanına alıyor. Yok artık. Çok iyi değil mi? Oo, bir dakika arkadaşlar, öldürdükçe size kendi yanına alıyor canavarları. Peki bütün her şeyi mi alıyor yoksa sadece küçük olanları mı acaba? Bu bayağı güzel bir şey yalnız, şeyi, bombacıyı falan alması. Mesela bunu öldürsek alır mı? Bunu alırsa var ya, efsane bir şey olur da zannetmiyorum. Herhalde büyük olanları almıyordur. Şöyle yapalım, hayır hayır. Bunu alabilir miyim bu arada ben? Bunu galiba alamam arkadaşlar ama deneyeceğim gene de. Şöyle yapalım. Bunu alabilir miyim? Bir dakika, bir dakika. Gel şöyle, şöyle gel.
Tamam, iki Mortis. İki Mortis. Şimdi iki Mortis de alırım seni herhalde. Hatta büyük Mortis al. Büyük Mortis de kapışalım bakalım ne olacak. Bir Mortis daha. Full Mortis arkadaşlar, efsane. Bir Mortis daha ver. Bir Mortis daha aldım. Tamam, şimdi bunu alınca ne olacak merak ettim. Yok, bunlarda olmuyor. Bunlarda olmuyor arkadaşlar ama küçük olan canavarlarda kendini alıyor. Bakın şöyle. Bunu mesela aldık kendimize. Bayağı güzel. Bu harbiden bayağı iş yapar arkadaşlar. Tamam, şimdi Mortis'i de tamamen öğrenmiş olduk. Bir tane daha maça girelim. Bakalım şu binaları yaptıktan sonra neler olacak. Bu arada ben Mortis'i yükseltebiliyor muyum? Şu an yükseltemiyorum herhalde. Bir tane Mortis'i biraz daha denemek istiyorum. Çünkü şu anda Mortis'i de öğrendik. Hemen ilerleyelim. Bir dakika bu arada. Başka karakter açabiliyor muyum? Açabildiğim karakterler var ama şu anda açmayacağım. 15 tane şey var çünkü bende orb var. Onu şimdi harcamayalım. Daha sonra belki harcarız. Hangi modu verecek bir bakalım. Pinata Party. Tamam, bunları patlatıyorduk ve içinden bize elmas falan güzel bazı bir şeyler veriyordu. Güzel bir mod bu. Şimdi bana bol bol Mortis verirsen çok güzel olur. Mortis'i denemek istiyorum. Şuna vura vura. Alalım. Güzel. Tamam. Şuradan hemen bir tanesini alalım. Bir Mortis verseydin keşke be. Keşke bir Mortis verseydin bana. Vermedi Mortis falan. Şöyle gidelim. Aslında var ya bu arada kaçmasa adam beni öldürebilir ha. Ha. Abi hayır ya. O nedir gözünü seveyim. Bir dakika şunu almam lazım. Tamam tamam al senin olsun o. Oraya ben şimdi bulaşmayayım. Mega şövalyeydi galiba. O çok güçlü çünkü. Şu anda daha öldürebilecek kadar gücüm yok onu. Şurayı da alalım. Tamam bunu alalım o zaman. Fusion olsun. Süper. Şunlara tek atıyor. Mükemmel. Bu arada şeyi toplama görevi de bitmek üzere arkadaşlar. Abi hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam pardon. Pardon pardon reis. Takıl orada sen. Dur bakayım ben şuradan geçebilir miyim? Buradan şöyle geçeyim. Bak bunlar da korumalar değil mi? Aynen bunlar da korumalar arkadaşlar. Çok güzel. Bu arada keşke El Primo alsaydım ya. Dur bakayım. Şöyle yapalım. Nita verdi. İyi olsun. Şu korumalara bir bakalım. Korumalar da çok sevdiğim karakterlerden. Bunu da şuradan alalım. Güzel. Tamam. Şöyle topu da koy. Çok güzel. Şunu da alır mısın? Çok güzel. Hadi oğlum. İşte bu be. Efsane. Bak bu çok iyi oldu. Hemen şuradan. Hayır bunu almayacağım. Zara bastım. Değiştirdim. Zara bastığınız zaman değiştirebiliyorsunuz ama o zarın bir sınırı var tabii. Yani sonsuza kadar istediğiniz kadar basamıyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şunu bir alalım. Şunu alalım. Tamam. Ben buradan kaçıyorum. Yalnız bu bayağı bir şey yaptı. Top orada bayağı bir iş yapmış. Baksanıza hala hayatta. Bir dakika şunu alabilir miyim? Şurayı al. Bu ne? Aa, bu da şey. Dev iskelet miydi Clash Royale'deki? Tamam bunu da aldım. Efsane. Oğlum ben kaç kişi aldım? Neden hala bu kadar gerideyim anlamadım ki ya. Ben çok gerideyim abi. Bunu alalım. Al. Tamam aldık. Güzel. Abi nasıl hala o kadar gerideyim ben ya? Şöyle al onu al al al. Çok iyi. Hayır hayır. Tamam güzel şöyle geriye doğru bir gidelim. Cadı. Heh, şunu al. Al 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 al. Orayı al. Al al al. Şurayı da al. Tamam mükemmel. Birinci olur muyum artık? Lütfen ama ya. Artık lütfen birinci olabilir miyim? Alıyorum. 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 Kaçma 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 kaçma. Alıyorum. 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 İşte bu. İşte bu. İşte bu kaç. Abi yok artık. Hala mı birinci değilim ben? 250. Şuraya gireceğim artık. Ne yapalım? Zaten ya birinci ya ikinci olacağız. Çok iyi. Yetmedi be. Yetmedi. İkinci oldum. Birinci olabilirdim. Biraz daha saldırıp bir adamını daha öldürseydim belki alabilirdim. Neyse olsun. İkinci olduk. Güzeldi bu. Bir tane daha bu arada çekiç verdi bize. O çekiçte şu an bir şey yapabiliyor muyum? Mesela bir çekiçte bir şey yapılıyor mu? Bir bakalım.
Sadece bir çekiçte bir şey yapılmıyor. 20 tane çekiç lazım. Tamam. Şu an burada başka bir şey var mı? Mortis ile ilgili falan alabileceğimiz. Şu an için bir şey yok arkadaşlar. Burada görevler var. Ve en sonda bakın şurada 7. görev gününde de bu normal Clash Royale'deki kral galiba. İsmi neydi bunun hatta? Şuradan bir bakalım. Bir dakika. Evet, Royal King arkadaşlar. Bu da yine gelecek. Umuyorum hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç gün kaldı zaten beta'nın bitmesine. Bittikten sonra bütün bu ilerleme silinecek. Şu anda sadece belirli ülkelerde belirli bir gün için sınırlı süreliğine bir beta test bu arkadaşlar. Ve ondan sonra tekrar birçok işte geri bildirim alınacak. Birçok geliştirme yapılacak. Daha sonra belki daha geniş kapsamlı bir beta daha çıkabilir. Hatta belki globale çıkabilir. Ne kadar sürecek, ne olacak bilmiyoruz tabii. Oyunla ilgili görüşlerinizi yorum kısmına yazın ve beğendiyseniz bir tane mutlaka like atın. Eğer 2000 like falan gelirse beta bitmeden belki bir tane daha video falan gelebilir arkadaşlar. Yani en son karakterlerden almadıklarımı da belki alacağım yeni bir video daha paylaşabilirim. Brawl Stars videoları aynı şekilde yine devam edecek dediğim gibi. Bu sınırlı bir süre için olduğundan önceliği buna verdim. Bu zaten birkaç güne dediğim gibi olmayacak. Hepinize şimdiden keyifli hafta sonları diliyorum arkadaşlar ve seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.